Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kendi usulümce kadın budu köfteyi nasıl yapıyorum bu tarifi paylaştım. Umarım sizler de benimle birlikte kadın budu köfte tarifini dener ve beğenirsiniz. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Tarifin yapımına öncelikle bir çay bardağı dolusu pirinci iyice yıkadıktan sonra haşlayarak başlıyorum. Uygun bir tencerenin içerisine yıkamış olduğum pirinçleri aktarıyorum ve üzerine iki parmak geçecek kadar su ilavesi yaptıktan sonra kısık hararette kaynatarak pişmesini bekliyorum. Kadın budu köfte için orta yağlı dana döş kıyması tercih ettim. Dana döş kıymasını öncelikle fazla kanını akıtmak için bu şekilde buzluktan çıkarttığım için süzgeçte beklettim. Ve sonrasında ortadan ikiye bölerek yarısını yoğurma kabının içerisine yarısını da pişirmek üzere tavaya alıyorum. Tavanın içerisine 3 yemek kaşığı ayçiçek yağı ilave ediyorum ve 1 adet büyük boy ince ince kıyılmış soğanı tavaya ilave edip terleterek pişirmeye başlıyorum. Bu tarifte öncelikle soğanı pişirmemizin sebebi köftenin içerisinde soğanın diriliği olmasın ve belli olmasın diye soğan önce pişiyor. Soğan bir tarafta pişerken ben de az önce sizlerle birlikte pişirmeye başlamış olduğum pirinci kontrol ediyorum. Gördüğünüz üzere artık pirinçler iyice şişmişler ve yumuşamışlardı. Şimdi pirinçleri süzüyorum ve soğuması için böyle bir süzgeçte bekletiyorum. Ortalama 15 dakikadır pişen soğanlar gördüğünüz üzere tamamen şeffaflaştılar ve formunu kaybettiler. Şimdi içerisine 3 diş ince ince kıyılmış sarımsağı da ilave edip 1-2 dakikada bu şekilde soğanlarla birlikte kavuruyorum. 2 dakikanın sonunda kavrulmak üzere ayırmış olduğum yarım kilo kıymayı artık tavaya ilave ediyorum. Ve hiç zaman kaybetmeden bir taraftan da kaşığın tersiyle eziyorum ki kıymalar pişerken top top kalmasınlar. Evet kaşığın tersiyle ezerek tamamen tane tane olmasını sağladıktan sonra artık kıymanı altını kısıyorum ve kapağını kapatıp suyunu salıp tekrar çekmesini bekliyorum. Kıyma yeteri miktarda pişti. Kendi yağında saldı gördüğünüz gibi. Şimdi güzelce bir karıştırıyorum. 1-2 dakika daha pişirdikten sonra artık ocağın altını kapatıp kıymanın fazla yağını akıtması için bir süzgeç alıyorum. Kadın bulu köfte zor toparlanan bir köftedir. O yüzden döşeti tercih etmiştim. Döşeti de ister istemez biraz daha yağlı olduğu için mutlaka fazla yağını süzdürmekte fayda var. Normal etten de yaparsanız eğer fazla yağı varsa mutlaka fazla olanı süzdürelim. Ve soğuduktan sonra artık çiğ kıymayla buluşturabiliriz. Kıyma soğumaya başladıktan sonra ılık hale geldikten sonra artık çiğ kıymanın üzerine döküyorum ve içerisine bir adet büyük boy yumurta kırıyorum. Sonrasında da haşlamış olduğum ve soğuyan suyu da iyice süzülen pirinçleri de içerisine ilave edip baharatlarını ekliyorum. 2 çay kaşığı dolu dolu tuz, 1 çay kaşığı pul biber. 1 çay kaşığı silme olacak şekilde yeni bahar. Ve 1 çay kaşığı da karabiber ilave ettikten sonra bütün malzemeleri güzelce yoğuruyorum. Diğer köftelerde olduğu gibi kadın budu köftede de çok iyi bir şekilde köftenizi yoğurmanız gerekiyor. Bütün malzemeler bütünleşip artık dağılmayacak kıvama gelene kadar mutlaka yoğurmalıyız. En az 5 dakika yoğurmaya özen gösterelim. 5 dakika yoğurduktan sonra köfteden bir parça alıyorum ve biraz yuvarladıktan sonra sert bir şekilde yoğurma kabına atıyorum. Eğer dağılmıyorsa yeteri miktarda yoğurmuşuz demektir. Şimdi bu köfte harcını yaklaşık bir yarım saat kadar dinlendiriyorum ve hemen şekil vermeye başlıyorum. Köfteyi en az yarım saat buzdolabında dinlendirdikten sonra artık köfte harcını dışarı çıkartıyorum ve 3 adet yumurtayı iyice çırpıp yayvan bir kabın içerisine aktarıyorum. Yine aynı şekilde yayvan bir kabın içerisine de bir su bardağı kadar galeta unu ilave ettikten sonra artık köftelere şekil verebiliriz. Kadın bulu köfteler biraz daha iri iri ve oval olur. Ben ovalliği verdim fakat biraz daha küçük olmasına dikkat ettim ki küçük çocuklar rahat yiyebilsin küçük bir çocuğum olduğu için. Böyle tercih ettim. Sizler orijinal boyutunda daha büyük ölçüde köftelerinize şekil verebilirsiniz. şekil verdiğim bütün köfteleri hemen galeta ununun içerisine bırakıyorum. Öncelikle galeta ununa iyice bulamış olduğum köfteleri sonrasında çırpmış olduğum yumurtaların içerisine alıyorum ve bolca yumurtanın her yerine iyice gelmesini sağladıktan sonra artık köfteleri pişirmeye başlıyorum. Köftelerin tamamını kızartmayacağım. Birkaç tanesini sizlerle birlikte kızartacağım. Dilerseniz bu şekilde hazırlayıp bu şekilde dondurduktan sonra buzdolabı kaplarına yerleştirerek dilediğiniz gibi saklayabilirsiniz buzluğunuzda. Köftelerinizi isterseniz 2 adet çatalla bu şekilde isterseniz de elinizle yumurtalara rahatlıkla bulabilirsiniz. Elle yapılan yöntem daha kolay oluyor. Ben ikisini de sizlere göstermek istedim. Dışının çıtır olmasını sevdiğim için birkaç tanesini bu şekilde tekrar galeta ununa buladım. Orijinalinde olduğu gibi sadece yumurtaya bulayarak da yapabilirsiniz. Bu şekilde ayrı bir çıtırlık verdiği için birkaç tanesini bu şekilde denemek ve sizlere de göstermek istedim. Köfteleri kızartmak için biraz derin bir tavanın içerisinde bolca ayçiçek yağı ilavesi yapıyorum ve tavanın içerisindeki yağın iyice kızdığına emin olduktan sonra artık köfteleri tavanın içerisine bırakıyorum. Köfteler tavanın içerisine yerleştikten sonra ocağı orta hararete alıyorum. Lütfen yüksek hararette pişirmeyin. Eğer yüksek hararette pişirirseniz köftelerinizin içi çiğ kalacaktır. Kadın budu köfte pişirmesi biraz zor bir köfte. Şöyle eğer e, yüksek hararette pişerse içi pişmeyebilir. Çok kısık hararette pişirirseniz de içine çok fazla yağ çekebilir. Fakat 3 noktaya dikkat ederseniz kesinlikle yağ çekmeyecek ve içi çiğ kalmayacaktır. Lütfen fazla yağ varsa pişen kıymadan yağı akıtın. İkincisi bol yağda kızartın. Üçüncüsü ise orta hararette kızartmaya özen gösterin. Bu şekilde hem çiğ kalmayacak hem de yağ çekmeyecektir. Bakın köfteler neredeyse pişmek üzere. Böyle dikkatlice çevire çevire köfteleri pişirdikten sonra birazdan sizlerle birlikte içinin pişmişliğini test etmek istiyorum. Pişirmiş olduğum köfteleri havlu kağıt sermiş olduğum servis tabağına alıyorum. Bir miktar burada üzerinde olan yağı akıttıktan sonra sunum aşamasına geçiyorum. Kadın budu köfte ile beraber tüketmek için kızarmış patates tercih ettik ve biraz göbek, marul ile Çeri domateslerle hem renklendirdik hem lezzetlendirdik. Eğer kadın budu köftenin yanında ne yapacağım diye düşünüyorsanız salata, patates kızartması ya da patates püresi ile servis edebilir. Öncesinde de güzel bir çorba tercih edebilirsiniz. Kadın budu köftenin dışı da içi de gayet güzel bir şekilde pişti ve içi asla yağ çekmedi. Şimdi yakından sizlerle birlikte hem tatmak hem de içinin dokusunu, pişmişliğini sizlerle paylaşmak istiyorum. Yanında basit garnitürlerle ve bir salatayla servis edebileceğiniz gayet lezzetli, gayet güzel bir ana yemek. Umarım sizler de benimle birlikte benim usulümce kadın budu köfte tarifini dener ve beğenirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.